Şimdi şeyin manşetine bir bakalım. Aydınlık. Aydınlık gazetesinin manşetine. Akçeli işleri araştıralım önerisi Akçener'in ağzını bozdu. O derler diyor. Sizin içinizden geçerim demiş. Kime demiş? Genel Başkan Meral Akşener'in panikletmiş, Akşener'in hakaret eden genel merkezde yardımcısı Örsen, Genel Suçluyuz Başkan mu? Yardımcısı Önsen suç duyurusunda bu. Önsen kim? Genel Başkan Yardımcılarından hemen onu söyleyeceğim. Önçen. İsmi ne Mustafa? Buradan o. Önşen arkadaşlar. Şimdi bu hanımefendi suç duyurusunda ne zaman bulunmuş onu bilmiyoruz. Fakat enteresan bir takım şeyler oluyor Nazlı. Yani bu hanımefendi diyor ki o kadar erkeğin içerisinde Meral Akşener bana Arzu Önşen. Arzu Önşen. Evet. Meral Akşener bu kadar erkeğin içerisinde o derler adama dedi diyor. Çık karşında senin içinden geçerim gibi ifadeler kullandı diyor. Ve suç duyurusunu ne zaman yapmış onu bilmiyoruz. Böyle bir Aydınlık Gazetesi de çok başarılı gazetecilik yaparak sadece bu değil, önceki gün yıllardır Türkiye'de cirit atan ve üniversitelerde öğretim görevlisi olan bir FETÖ'cünün işte FETÖ içimizdeymiş ifadesi kullanıyor ya, o FETÖ'cü gerçekten içimizdeymiş, Aydınlık Gazetesi onu da tespit edip ortaya koydu. Şimdi enteresandır bu Ümit Dikbayır hadisesinden sonra birincisi Meral Akşener'i psikopat hale getirdiler. Yani öyle bir gösteriyorlar ki psikopat. İşte bu konuşmayı yapan hanımefendi bunun örneği. Sadece bu değil. Şimdi seçim bitti. Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Ümit Dikbayır efendime söyleyeyim diğer Adnan Bekerler vesaireler şimdi İyi Parti karıştı. Karıştıktan sonra istediğini elde edemeyenler geçmişte özellikle bir bir konuşmaya başladılar. Mesela bu Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi var Kemal Özkiraz. Bak 20 14 Mayıs seçimleri yapılmış, anketler yapmış. İyi Parti'yi iyi yere getirmiş, yüksek göstermiş. Ondan sonra 28 Mayıs seçimleri gelmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarmış. Geçmişteki bütün anketlerine baktığımızda İyi Parti ile iyi ilişkiler içerisinde olmuş. Ama seçim bitmiş, ortalık karışmış. Meral Akşener masadan kalkmış. Orada hakaretler, küfürler havada uçuşmuş. Çek sifonu gitsin demişler. Sonra Meral Akşener'in haklı olduğu bir şey, yani ona hak vereceğimize neden olan bir şey. Sonra demiş ki ben bu seçimde İyi Parti lideri olarak kendi adaylarımızla seçime gireceğiz demiş. Dedikten hemen sonra kıyamet kopmuş. Ne olmuş? Bahadır Erdem istifa etmiş. Ne olmuş? Durmuş Yılmaz istifa etmiş. Ne olmuş? İrfan Değirmenci Meral Akşener'in aleyhine yeniden yayınlara başlamış. Ne olmuş? Fatih Portakal vur abalıya, vur abalıya. Hem nalına hem mıhına demiş. Meral Akşener bir kez daha yeniden hedef haline gelmiş. Neden? Sadece Barış arkadaş mesela. Kıyameti koparıyor. Neden? Çünkü Meral Akşener biz kendi adaylarımızla seçime gireceğiz demiş. Şimdi bütün bunları bir yana koyuyoruz. Bugüne kadar sus pus olan, sesi soluğu çıkmayan, işte hakkında bir takım faturalı anketler yaptığı iddiaları ortaya atılan, konuşulan, tartışılan ve kendisi de tartışmalı bir isim olan Kemal Özkiraz, Meral Akşener'e küfür eden, hakaret eden ve oraya reklam vermediler diye
kıyametleri koparan Mangır Merdan'ın kanalında Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın anketler için kendisine para talebinde bulunduğunu söylüyor. Neyin karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşük göster, İyi Parti'yi yüksek göster falan de adama sorarlar. Bugüne kadar dilini mi yutmuştun çocuğum? Yeni mi aklın başına geldi? Sen ilk gün bu teklif, bu ahlaksız teklif sana yapıldığında çıkıp kıyameti koparsaydın ya, deseydin ya, bana benim gibi ilkeli, benim gibi namuslu, benim gibi dürüst bir anket firmasının sahibine, Kemal Özkiraz'a bu teklifi yapanın alnını karışlarım deseydi ya, sen susacaksın o kadar zaman, sonra günü geldiğinde dönüp diyeceksin, biliyor musunuz? He, bana da para teklif ettiler. Halk içerisinde konuşulan böyle bu tür konuşmalar yapıldığında ne diyorlar biliyor musun? Değil mi? Böyle bir tabu. Bu bir. İkincisi, biz Meral Akşener'i eleştirelim. Vuralım. Yaptığı yanlış, yaptığı haksızlık, yaptığı çirkin. Ama baba şunu yapmayalım ya. Fırsat bu fırsat, ben de bir tekme atayım. Gömmeyelim. Yani yazık günah. Şimdi bakıyorum, istediğini elde edemeyenler Meral Akşener'i FETÖ'cülükle suçluyor. FETÖ kurdurdu İyi Parti diyorlar. Ya arkadaşlar, bu ülke hukuk devleti. Yani bu parti kurulurken bütün aşamalardan geçmez mi? Bu parti kurulurken devletin MİT'i, istihbaratı bunları tespit etmez mi? Ya şimdi böyle hani vur abalıya diyerek, fırsat bu fırsat, beni il başkanı yapmadı, beni milletvekili yapmadı, beni ilçe belediye başkan adayı yapmadı, bana işte şu ilgiyi göstermedi diyerek bu günlere fırsat bildi Meral Akşener'e yumruk üstüne yumruk vurmak da bence insani değil. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi beni eleştiren arkadaşlarımız şunu söyleyebilirler. Ya sen yine Meral Akşener, abicim ben Meral Akşener'in avukatı değilim. Ve hakkaniyet içerisinde günlerdir yayın yapıyoruz. Yaptığı yanlışları sıraladık. Ama ben bunun da yanlış olduğunu söylüyorum. Bak şu hanımefendi Arzu Önşen gitmiş, şikayet dilekçesi vermiş. Bana o dedi diyor. Tamam. Ulan bu kadın kadar delikanlı ol be Kemal Özkiraz. Ama ben seninle aynı fikirde değilim. Hayır, git delikanlı gibi bir dava açsın. Meral Akşener kendisini bu duruma kendi kendine getirdi. Hayatım. Yani bir ruh sağlığın bozuksa bununla ilgili. Ben sana az önce bir soru soracaktım. Meral Akşener'in psikolojisi bozulmuş olabilir mi? Ya senin psikolojin, ben iki dakika böyle seninle uğraşayım psikolojiyle. Ama şimdi bununla ilgili de ben gider destek alırım yani. Sen benim psikolojimi bozarsan ben senin de psikolojinin bozuk olduğunu düşünürüm. Derim ki beni bozmasın. Gider tedavi görürüm. Şimdi ben Meral Akşener'e parti içinde de artık psikopat muamelesi yapıyorlar. Yani hani farkında değil misin bunun? Kendisi bak, kendisini bu duruma getirdi. Ya hayatım bak, kendisi Ümit Dikbayır ve parti içerisindeki taciz iddialarıyla ilgili kendi başına kendi böyle bir felaket getirdi. Bu ayrı bir şey. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu da bunun devamı işte. Tamam. Gidiyor bu yani. Da bunun devamı ama... Yani bunun devamı. Ya bize yapıldı. Bize yapıldı ya. Ben Sedat Peker'le konuştum diye Süleyman Özışık beni her akşam biz ekranlarda izledik. Yani bir tekme de benden diyenlerin sayısı inanılmazdı. Bak Halk TV'de Süleyman Özışık'ın çocuğunun görüntüsünü verdiler. O çocuk gitti okulda dayak yedi. Lan senin baban böyle diye. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Danış Beştaş kürsüde bas bas bağırdılar. Bak bir kere düşmüşsün ya, vurmuşlar ya. Süleyman Özışık FETÖ borsasından milyonları götürdü. Ben Meral Danış Beştaş'ı aradım. Dedim ki bak, durum bundan ibaret. Senin kardeşin ihraç edilmişti. O haksız ihraç edildi. Senin kardeşin göreve geri gelince
FETÖ borsasına para mı yedirdi dedim. Sus pus. Hadi be ben bunu kürsüde düzeltirim. Düzelt veya düzeltme. Düştükten sonra vurmaktan bahsediyorum. Ha Cenab-ı Allah senin yanındadır. Benim kardeşim bu konuda bu konunun bedelini canıyla ödedi. Bunun hesabını öbür dünyada gitmeden önce şu ifadeyi kullandı. Hakkımı helal etmeyeceğim. Evet. Kimse. Benim şimdi, sorduğum isimler bile oldu. Burada vermeyeceğim. Dolayısıyla, biz çok özel sohbetler ettik evet, onunla. Dolayısıyla şunu asla söylüyorum. Asla hakkımı helal etmediğim insanlar var dedi. Şimdi dolayısıyla şunu söylüyorum. Sen evde ekran başında benimle ilgili iddiaları izlerken ya hayretler içerisine düşmüyor muyuz? Ulan bu nasıl bir şey ya? Allah Allah. Babam 24 saat birlikteyim. Bunların anlattıkları ne? Ya şey çıkardılar şimdi Twitter'da bir şey yazdığında işte sen bir şey paylaştığında ben gülerek izliyorum ama bir yandan da diyorum Allah Allah. Ya Paramount Otel'e gittiğini falan söyleyenler var. Ben değil mi? Evet. Nerede olduğunu? Bizim tamam biz bir tabii ki de bizim de bir tatil kültürümüz var. Biz de gidiyoruz. Evet dediğiniz bölgeye gidiyoruz ama biz o otelin kapısının önünden geçmedik ya. Ben hala nerede olduğunu bilmiyorum biliyor musun? Vallahi billahi ben de bilmiyorum. Ki biz tatilleri beraber yaparız. Ya Nazlı bak ben sana bir şey söyleyeyim. Biz tatilde sabitçiyiz. Tek bir noktaya gideriz, şimdi, tek bir yere gideriz. Adnan abicim sevgiler seni seviyoruz. Bak şimdi. Mustafa eğer onu verebilirse yani müziğini değil sadece görüntüsünü bir tane Yunan sanatçıyı getirdiler, yayınladılar ve bunu ekranlarda gösterdiler biliyor musun? Yunan sanatçıyı. Hadi. Biliyorum ya. Hadi Özışık. Bak, biliyorum Allah ya. Allah aşkına bak şimdi Mustafa Hadi Özışık dans yaz ve alıp onu ekranda gösterip Hadi Özışık parasına para kattı, dansına dans kattı gibi biliyorum. Manşetler yaptılar yani. Tesbih koleksiyonum varmış. Tabii mesela. Yani enteres olmayan bir şey. Şimdi tesbih koleksiyonu dedi. Ya 3 tane mi 4 tane Ankara'da mi ne var? Ankara'da bir Orhan abi ha, var. Bak. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi giderim ben Ankara'ya. Orhan abi der ki sen bana güzel bir ezan okursan sana güzel bir tesbih ay, vallahi ver. Şahidim videosu bile var. Tamam. Atayım da viral olsun. Şimdi dolayısıyla o tesbih dedikleri şey de o. Ama o dans olayı bak neden nereden nereye getirdik. Şimdi ya adam bakıyor diyor ya Hadi abi sen ne güzel dans ediyormuş. Oğlum ben değilim diyor. Ya sana bir şey söyleyeyim benim çok yakın arkadaşlarım attı ya inanamıyorum dedi Hadi abi. Anne ne yaptı acaba? Mustafa müziği vermeyin. Ya hayır bir de magazinsel oldu yani. Yani şimdi diyor ki, diyorum ki ben değilim diyorum. Diyor ki ya abi kendi aramızda kimse yok, yabancı kimse yok ama gerçekten güzel dans ediyorsun. Ama benziyordu. Gördün mü sen? Hadi Özışık dans diye Google'a girersen YouTube arkadaşlar. Mustafa ayarlayabiliyor musunuz? Evet iyi olur yani. Gerçekten enteresan Hadi Özışık iyi dans ediyor diyor falan. Şehriban da demiş ki abi adresat bir tane de ben yollayayım tesbih hediye. Hay hay başım üstüne. Şimdi ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. Yani ulan bir düştüler bir de ben vurayım. Şimdi bak, bir örnek daha vereyim ben sana. Süleyman onu da kendisiyle beraber aldı, öbür dünyaya götürdü. Bu Fatih Tezcan, bu camianın sevdiği bir kişi. Tamam mı? Fatih Tezcan öyle bir iftira attı ki bize. Hadi Özışık'a, Süleyman Özışık'a görüntülerimizi verdi. Ben Süleyman gidiyor diyor ki falanca belediye başkanına efendim diyor Hadi abim diyor böyle bir olay tespit etmiş seninle ilgili böyle ben engel olurum diyor 500 bin TL falan alıyor. Bunu şeyde söylüyor videoda ve bunun belgelerinin olduğunu söylüyor.
Süleyman Özışık çıktı döndü dedi ki ya Fatih, belgeleri ortaya koymazsan namertsin, namussuzsun dedi. Seni dava edeceğim dedi. Ben de dava ettim. Dava sonucunda Fatih ceza yedi. Hem dava ile ilgili ceza sonuçlandı. Hem de 20 bin lira bana, 20 bin lira da Süleyman'a tazminat cezasına çarptırıldı. Cezaevindeyken dokunmadık kendisine. Cezaevindeyken, daha doğrusu uğradığı iftiradan ötürü CHP'lilerin kendisine attığı bir iftira vardı. Küçük yaşta kız çocuğunu taciz ya da çocuk tacizinden dolayı cezaevinde olduğuna dair Ali Mahir Başarır fotoğraflar gösterdi. Ben de Süleyman da, rahmetli Süleyman Özışık da rezil herif dedik. Fatih Tezcan'a sahip çıktık. Çünkü doğru değildi. Fatih Tezcan'ın öyle bir eylem içerisinde olmadığını ben değil, bütün Türkiye biliyordu. Mahkemelerde de bu sabitti. Biz buna sahip çıktık. Ama şunu söyleyeyim. Fatih Tezcan'ın attığı o iftira var ya, Süleyman'a bir yapıştı. Öyle bir yapıştı ki, sonra biliyorsun Süleyman sürekli illerde konferanslar veriyordu. Sonra belediye başkanları korkak bir şekilde, cılız bir şekilde, o abi 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 diyenler, valiler, Süleyman Özışık'a arkasını döndü. Fatih Tezcan'ın söylediklerini doğru buldu ve Süleyman Özışık cezalandırıldı. Ve Süleyman Özışık'ın hayatının önemli bir parçası olan konferanslara gidemedi. Neden? Bir iftiradan dolayı. Ve günün sonunda Fatih tazminata mahkum oldu. Dava görüldü. Ama Süleyman Özışık hakkını helal etmeden bu dünyadan göçüp gitti. Ama şimdiki gazeteciler, hatta yeni gelen gazeteciler, gazeteciyim diyen birçok insan gidip konferans veriyor. Şey mi, değirmenin suyu nasıl dönüyor diye sorarlar. Nasıl gidiyorlar? Şimdi, o kadar yol yapıyorlar, yol kat ediyorlar. İşte bir sürü programlara katılıyorlar. Hayatım bak şöyle. Yargı onlar dağıtıyorlar. Onlar bizi ilgilendirmez. Bak, biz, tabii ki de ilgilendirmez. Biz real olan bir ama şey bir konuşuyoruz. Ama bir iftiranın üzerine kalkıp da rahmetli Süleyman Özışık bu konuda yargılandıysa ya da işte cezalandırıldıysa kusura bakmayacaksın. Cezalandırıldı derken kusura bakmayacaksın. Korkak bir cenah tarafından. Şimdi şunu örneklerini sıraladık. Yani aslında Meral Akşener'in yaptığı çok kötü şeyler var. Ama düştü diye, bu sıkıntıların içerisine girdi diye de bin tane salla gitsinler de yok değil yani. Benim dans şeyim gibi. Bulamadı galiba Mustafa. Buldunuz mu Mustafa onu?